Şimdi öncelikle YouTube selam. Ne haber? İyi gidiyor mu? Ha? Hala abone olmayanlar var. Biliyor musunuz şu anda videoyu izleyenin %88'i e abone olmamış öyle şey var. Ben hiç o dataya bakmadım. Watchers belki ekrana gösterir. %95'iniz bile abone değildir büyük ihtimal. Rezillik. Neyse. <laughs> Bugün EBA'mıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü EBA'da Speedrun'da şu ana kadar 2,5 haftada öğrendiğim her boku size anlatmaya çalışacağım. Büyük ihtimalle bazıları yanlış tamamen bilgi değil ama Yeniden yeni başlayacaksanız speedrun'a veya şimdi yapmak istiyorsanız en işe yarayabilecek şeyler. Köy olarak başlıyor. <laughs> köy yani tavsiyem 2,5 dakikaya falan bir köy veya herhangi bir yapı falan bulamadıysanız resetleyin. Çok kasmayın. Gerek yok. İlk önce yaptığım şey genellikle evlerin hangi yapıda olduğu, genellikle şey olan bu loglardan olan, bu planklerden değil loglardan olan evlere gitmeye çalışıyorum. 4 adet log topluyorum şey yapmıyorsam village run'ı yapmıyorsam 3 tane topluyorum 3 tane topladıktan sonra x yapıyorum ağacı da ağzı kesmek için eğer village run'ı yapıyorsam 4 tane topluyorum 4 tane topladıktan sonra pickaxe yapıp e, wood'dan ayrı şey odun e, taş pickaxe'e geçiyorum sonra bütün eşyaları yaratıyorum e, genellikle şey yapıyorum e, bir tane e, crafting table 4 tane de 3 tane de çubuk yapıyorum daha sonra yani 3 e, şey 3 çubuk şeyinden. Onlarda 12 tane veriyor. Bütün şeyleri bitiriyor. Bu eşyaları niye yapıyorum? Pickaxe'i normal pickaxe için kullanıyoruz. Şovalı ee, küreği e, flint almak için kullanıyorsun. En sevdiğim hoe yemek almak için kullanıyorsun. Çünkü yemek alırken cidden o hoe ile kazma inanılmaz fark ediyor hız olarak. Elle kazmaktansa. Ben biraz ekmeği fazla alıyorum. Çok fazla damage yediğim için. Ama çok fazla yemiyorsanız e, holda yapmak zorunda değilsiniz ama zaman olarak çok fazla bir şey kaybettirmiyor size. E, aynı zamanda şu işe yere, şu ekmek şu işe de yarıyor. Onu da ben yapmıyorum o taktiği ama yapabilirsiniz. Nedir Nether'da yüksekten atlayacaksanız çok yüksek değilse gemiyi çıkarıp e, o saniyeyi kaybetmek istemiyorsanız direkt bu hay bale dediğimiz e, şeylere e, ekmek şeylerini atlayabiliyorsunuz ve damage yemiyorsunuz. Bir buçuk kalp falan gidiyor. Çok az bir şey gidiyor. Üç tane herhangi bir tane şey alıyorum blok alıyorum. 3 blok almamın sebebi bu goleme kafa atarken 3 blok yukarıdaysanız bu golem size saldırmıyor. O yüzden. Bunu direkt yanına da kurabilirsiniz ama yanınıza, yanına kurduğunda bazen e, golem sizi terk ediyor. Bırakıyor. Bu, bu kısımda bakmayın. Çok üzücü bir şey. <laughs> golem üzücü. Ama bu arada golem 3 bloğa saldırmıyor diye gidip şuraya blok koyarsanız o golem buraya çıkıp size flik atabiliyor. O yüzden dikkat edin yersiniz ağzınıza. E, Burando olmuyor galiba. Ama aklınıza bulunsun üç tane ender Pearl şey üç tane ender Pearl demişim. Üç tane e, emerald bulursanız, barrel diye bir şey var. Üç tane e, wooden slab, e, dört tane de şeyden yapılıyor galiba veya beş tane de plenkten yapılıyor barrel diye bir şey. Barrel'ı yaparsanız herhangi bir işsiz köylüyü veya işçi Köylüyü işsiz Yapabilirsiniz Balıkçı oluyor. Balıkçı size içinde balık olan bir tane şey satıyor, kova satıyor. O kovayı kullanabilirsiniz. Bu sayede 3 tane şeyi kullanmazsınız. Ayrını ona kullanmazsınız. Iron Golem 3 ile 5 arasında şey veriyor size. İsmine dur onun. Iron veriyor. Bu teknik olarak yeterli ama bastion run'ı yapacaksanız ki şu anda basyon run'ları mecburi gibi bir şey. Bastion run'ı yapacaksanız daha fazla ayrına ihtiyacınız var. O yüzden genellikle şipmek yapmıyorsanız e, maden yapacaksınız. Madende biraz bir şey kazacaksınız. yani optimali 7. Pardon, minimumu 7 galiba. 7 şey yaparsanız, ayrın bulursanız e, yapabilirsiniz. 8 ayrında zaten her şeyiniz oluyor. Her eşyanız oluyor. 7 ile de yapabiliyorsunuz ama. E, ben genellikle şöyle yapıyorum. Iron pickaxe yapıyorum. Kova yapıyorum. Bunlar zaten 6 tanesini yiyor. E, flint and steel yapıyorum. Bir, de e, bir tane de kalkan için yapıyorum. Kalkanı çok ihtiyacınız olmayabiliyor. İlk bastiyon yaparsanız genellikle zaten fire resistance aldığınız için e, kalkana çok ihtiyacınız olmuyor ama ne olur ne olmaz. Şimdi bunu çok anlatmayacağım. Bu speedrun yani bunu kendiniz öğrenmeniz gerekiyor nasıl yapılacağını ama 3 aşağı beş yukarı anlatırsam e, bir tane ya yani dörtlü yapıda yapıyorum ben bunu. Lava pool bulursanız bir tane çıkıntı koyuyorum bir yere. Bu da halihazırda çıkıntı vardı. Ee, buraya ondan sonra Yanına hemen su koyuyorum Bunu kazıyorum bunun altını kazıyorum Alt tarafı da lava oluyorum Ondan sonra buraya tam arkasına 3 blok uzunluğunda Bir tane yapı yapıyorsunuz bir tane de O bloktan ileri git gidiyorsunuz İleri götürüyorsunuz Bunu yapmak zorunda değilsiniz bu arada Şu kısmı yapmak zorunda değilsiniz Lavayla buraya da su şey e, obsidin yapabilirsiniz Ama yapmazsanız daha az da oluyor Sonra alt tarafını kazıyorsunuz 2 blok yanının ...en alt kısımlarını bırakıyorsunuz. Yani, üçlü kule diktiğinizin bir yanını tamamen açıyorsunuz, diğerinin üst iki bloğunu açıyorsunuz, altları kalıyor. Suyu... ...buraya koyuyorsunuz. Üç blok yaptığınızın e, ana yapısı da. Bu zaten şey yapıyor, ondan sonra direkt zaten burada gördüğünüz yapılara lavaları atıyorsunuz. Dikkat edin, benim gibi geri gerizekalı olmayın, şuraya lava bırakmayın. Buraya lava bırakırsanız bütün her şey gidiyor, bütün su gidiyor. Nedir? Bütün speedrunların asıl iyi olup olmayacağının anladığınız yer. İlk önce iyi bir nether'ın yani bir god dediğimiz hani bu cidden bu speedrun'ın müthiş bir skor yapabileceğimiz dediğimiz speedrunlarda ilk doğduğunuz yerde Fortress'ı görüyorsanız o speedrun %99 çok iyi bir speedrun olacak. Ama ilk Fortress'a gitmeyeceksiniz. Her ne kadar güzel gözükse de gaza gelseniz de asla Fortress'a gitmemeye dikkat edin. Ee, i̇lk bastionlara gidin bunun birkaç sebebi var bir ee, fire resistance potions alıyorsunuz blaze savaşları çok daha kolay oluyor aynı zamanda fire resistance potions varsa ee, ateşe ateşe yakalanma ee, iksiriniz varsa blaze rağtları düşürme şansınız daha fazla artıyor o yüzden bastion daha iyi oluyor. Eee, şimdi asıl bastion bulma taktiği bu minecraftta inanılmaz şans olmasına rağmen şansı en çok azaltan şey bu. Nasıl yaptığını göstereyim. Şimdi Entity'yi açıyoruz. Şimdi bu kısma bu kısım önemli. Burada beyinleri hazırlayın. Şimdi bir saniye. Ben şeyi indireceğim büyük ihtimalle. Chunkları. Tavsiyem 16 chunk'ta oynayın nedir? İlla hani Fortus bulmadığın sürece. Ben şimdi 24 chunk'tan 16 indireceğim. 16 indirme bir sebebi var. 16 chunk 256 bloğa denk geliyor galiba gidebileceğin maksimum. 256 blokta da speedrun için yani eğer skorunuzu 20 dakikaya falan indirmek istiyorsanız 16 chunk'tan sonrası gidilebilecek bir yer değil. Yani speedrun inanılmaz yavaş kalıyor o zaman. O yüzden 24 tane Fortress'ı direkt gör, görmüyorsanız 24 chunk'ta aramanın manası yok. Cidden. Fortress yanınızdaysa Fortress'in yerini biliyorum. Bastion'u %100 bulayım dediğinizde tutabiliyor. Neyse. Bastion bulma taktiği şöyle arkadaşlar. İlk önce bastion bu 16 chunk içinde var mı yok mu kontrolü yapmanız gerekiyor. Bunun kontrolü için burada aşağıda M ve C var. Bu M eee sizin etrafınızda bulunan canavarların yani o chunk'larda, o 16 chunk içinde bulunan canavarların spawn olan canavarlar. Ama bunlar permanent yani %100 spawn olanlar değil. Yani nasıl diyeyim? Eee bunu şey gibi düşünebilirsiniz. Eee Random dolaşan piglinler, e, bu şeyler, pigmenler, o o, o, o tür şeyler. E, creatures da bu lavalarda yürüyen e, atımsı garip şeyler var ya nedir de, onlar. Bunlar da creatures'lar. Amacınız bu ikisini toplayıp, yani mesela burada bunu toplarsan, M ve C'yi topluyorsun, 114 elde ediyorsun. 114 elde ediyorsun, sonra bu Entity kısmına geliyoruz, sol üstte Entity var, 30 slash 172. 172 bütün bu e, 16 chunk'ın içinde bulunan entity varlık. Yani tamamen her bütün bütün her şey. Yani canlı ve hareket eden her şey. E, ama o zaman niye bu M ve C'ye girmiyor diye düşünebilirsiniz. Bastion'daki piglinler yani Bastion'da doğan e, piglin canavarları bu M'nin içine girmiyor. Çünkü buna şey demiştim ya siz o çanktaysanız canlanıyor. Bastiyondaki piglinler öyle değil. Bastiyondaki piglinler sadece ve sadece siz orada değilseniz. Şey, e, onlar her zaman orada doğuyor. Ne olursa olsun bastiyondaki şeyler piglinler %100 doğuyor. Donmama gibi bir şey yok. Ondan sonra e, şeye bakıyorsunuz. Bu 71 ile 43'ü topluyorsunuz. Burada dediğim gibi 114 elde ediyorsunuz. Bunu 172'den çıkartıyorsunuz veya hani bu sağ taraftan 172 değil bu hep değişebiliyor ama sağ tarafından çıkartıyorsunuz entity'nin. Burada da elinize geçen rakam sayı 30'dan fazla ise 30 ve 30'dan fazla ise o bölgede şey var. Basyon var. Yani sizin 16 çankınızın içinde basyon var demek. Bu çok basic bir şey. Bunu kesinlikle öğrenin. basyonu %100 bulma yöntemi bu. Hani daha sonra o bölgede %100 basyon var demek. Yani çok basic bir şey yapıyorsunuz. M topluyorsunuz entity'nin sağ tarafından çıkartıyorsunuz. Geriye kalan 30 ve fazlasıysa o bölgede basyon var demek. Şimdi bir de basyonun hangi tarafta olduğunu bulmak var. Şimdi ben burada mesela basyonun olduğunu anlıyorum. 71 ile 43'ü topluyorum. 114 diyorum. Tamam evet abi. E, aradaki fark 30'dan fazla. O zaman basyon var. Şimdi basyonu arıyoruz. Şimdi ben şu anda e, FOV'um 90. FOV 90'da arayabiliyorsun ama tamamen lokasyonunu bilemiyorsun. Şimdi bir anda bak dikkat ederseniz bu bölgede 30 iken entity yani ben bu bu entity sol tarafı şey gösteriyor. Bu baktığım bölge ve ilerisinde 30 tane canavar var. Daha fazla yok. Yana dönüyorum. Biraz daha yana dönüyorum mesela. Şu anda 32 canavar var. Bu bölgede mesela canavar bile yok. 9 tane. Bütün bu bölgede önümdeki bölgede 9 tane canavar var. Ama bu bölgede 51 tane var. Bir anda fırladı ve 51 yüksek bu arada. Biraz daha döndürdüm 93. Biraz daha döndürdüm yine 80. Genellikle ee, bir bölgede 110 falan varsa veya daha sonra bir bölgede 80, bir bölgede 110 ve bir bölgede tekrar 80 varsa ikisi yan yana ise iki tane bastion var demek ki burada da öyle. Hem solda bir tane bastion var hem de sağda bir tane bastion var bu bölgede. Bunun ee, hangi yani ne, tam nerede olduğunu bulmak için de FOV'u 30 indiriyorsunuz. Bunun sebebi FOV 30 olunca Optifine'de zoomluyormuşsunuz gibi düşünün. Daha küçük bir alanı görüyorsunuz. Da, yani bu entity olayı tamamen gördüğün alanla alakalı olduğu için Sodium falan yüklemeden de yapabiliyorsunuz bunu. E ile Fortus bulamıyorsun çünkü şöyle bir şey var. Fortress'teki canavarlar sen yaklaşınca spawnlanıyor. O yüzden E ile Fortus bulamıyorsun. Fortress çok yakınsa bulabiliyorsun. Ama Fortress'ın cidden ee, inanılmaz yakın olması gerekiyor. Ondan sonra burada şeye bakıyorum. Tekrar bu Entity'ye bakıyorum. Bu Entity'nin 30'dan fazla olması gerekiyor. Chunk hala 16. Bu Entity'nin 30'dan fazla olması gerekiyor. Mesela bak burada böyle buluyorum. Burada 40 var. 43 var. Diyorum ki evet bak burada var. Burada da var. İki tane bastion bulabiliyorum. Ee, bunun bu arada şeyi de var. Ee, hangisinin daha yakın olduğunu anlama yöntemi de var. Ama onu yüzde yüz bilmiyorum, o yüzden götümden sıkarak anlatmak istemiyorum, o yüzden anlatmayacağım. O yüzden e, burada da küçük bir tavsiye. Mesela bak, dedim gibi burada 82, burada bastion olduğunu biliyorum. Buradaki şeye bakın. Dereceye. Burada mesela bak, tam şu derece gösteriyor. 64.8 ben 64.8'e doğru gideceğim. O açıyı öğrenin ki or ortaya doğru gidin. Bastion şu yüzden önemli. Dediğim gibi bastion zaten en kritik nokta. Ee, bir trade yapabiliyorsunuz. Altınlarla, piglinlerle trade yapıyorsunuz. Bu size hem e, şey veriyor. Mesela köy, köyden gitmediğiniz bir an olursa iplik veriyor. Ve bu sayede yatak yapabiliyorsunuz oranda hem de şey veriyor. Ender ay veriyor. pardon, Ender Pearl veriyor. Şey kesmenize, Enderman kesmenize gerek kalmıyor bu sayede. İnanılmaz bir şekilde takasla veriyor. Takasın oranı düşük değil değilseniz normalde yüzde %5 galiba her takasta şey gelmesi, Ender Pearl gelmesi oranı. Dreamseniz o %50'ye kadar çıkıyor. bir de fire potion veriyor. Fire Potion'da Nether'da hem dolaşmak için, yani etrafta dolaşmak için hem de şey yapmak için çok şey ama bastiyona girmeden bunu yapabilirsiniz yapmayabilirsiniz bastiyonların her bastiyonun kendi rotası var burada ben bir tane bastiyonun rotasını göstereceğim ama bastiyonların rotası dışında da bastiyonlarda altın veya herhangi bir piglinin yanında altın herhangi bir armorunuz yoksa bütün piglinler size saldıracak haberiniz olsun öyle de bir dert var tavsiyem daha yeni başladığınız için ben de öyle yapıyorum. Liglin'lerin yanına gidecekken altın armor toplayın. Ee, genellikle de tavsiyem altın helmet yapmanız. altın e, Ayakkabılık yerine helmet yapmanın sebebi de e, bu takas sırasında şey verebiliyorlar Sol speed'i olan bu sol e, şuradaki yapılarda hızlı yürümenizi sağlayan e, size enchant'lı ayakkabılar veriyorlar. O ayakkabılarla ender pearl'leri daha uzağa atabiliyorsunuz. Böyle güzel bir şey var. O yüzden kafalık. Ama yani elinde sonunda çok iyi olduğunuzda bastiyonlarda şey bile yapmanıza gerek kalmayabiliyor. E, mantarı görmüşken bu arada aklınızda bulunsun. Buran e, köy yuranı olduğu için inanılmaz fazla yemeğim var. 49 tane ekmeğim var. Yani yemek konusunda bir sıkıntım yok ama e, shipwreck veya e, structureless dediğimiz dümdüz madene indiğiniz speedrunlarda yemeğinizin kaynağı bir bu bir de kahverengi mantarları birleştirip mantar çorbası yapmak olacak. Ama şöyle bir ufak bir tavsiye vereceğim. Eğer eee Overworld'de hani işte nedire gelmeden sarı çiçek bulursanız, sarı çiçek de olabildiğince alın et yanınıza sarı çiçekle mantar çorbasını birleştirirseniz sizi çok daha fazla doyuran mantar çorbası yapıyor. 9 tane kalp dolduruyor. Böyle bir şey var. Burada Bastion'a gidiyorum. Burada çok fazla bir şey yok. Dediğim gibi Bastion'ların rotalarını öğrenmeniz lazım benden değil. Çok K4 diye bir e, abimiz var. Bu adam kahverengi mantarlarda bunlar. E, her birinin kendi rotası var. Şu andaki en iyi bastion rotası olan şey e, Ninja'nın galiba. Ayam Ninja Ninja, Süper Ninja'ydı galiba adamın ismi. E, Treasure bastion rotası. Bu zaten Treasure bastionu zaten şu anda girdiğimiz, giriş yaptığımız. Ninja Brain pardon aynen Ninja Brain'in bastion rotası. Ee... Ki ben oratayı orata 3 aşağı 5 yukarı doğru yapıyorum. Yapmadığım bir iki nokta var. Zaten o yüzden de burada 6 dakika kadar zaman kaybediyorum. 6 dakikada inanılmaz fark ediyor. 32 dakikadan ee, şeye indirebilirdim. 28'e falan indirebilirdim. eee piglinler siz altın kazdığınızda size uçak kaldıracak, kafa atmaya gelecek ama yere altın atarsanız, altın herhangi bir şey atarsanız bu arada armorunuzu filan da atarsanız o altınları alıp takas yapmaya çalışacaklar. Haberiniz olsun. Hani hiç altın bulamazsınız armorunuzu atabilirsiniz. Ee, ben rotayı gösteriyorum. Ee, en tepeye girdiğinizde ee, solda iki chest sağda bir chestli bir oda var. Ben ilk önce sağda tek chestli odadan başlıyorum. Ee, sağdaki tek chestli odadan pardon bu soldaki oda mıydı? Bu soldaki oda. So, ee, solda tek chestli oda var. Sağda iki chestli oda var. Ben ee, soldaki odadan başlıyorum, soldaki odadaki şeyden başlıyorum bu arada gold'dan başlıyorum. So Chest'in iki sağındaki bloğu kazarsanız direkt ee, gold'u belli ediyorsunuz. Gold'u hemen kazmıyorum, buraya bir yapı hazırlıyorum. Direkt gold'un önündeki bloğu iki blok kazıyorum. Bunun sebebi bütün onu kazdığımda piglinler uçaraktan buraya kafa atmaya geliyor bana. Ama ee, böyle gördüğünüz gibi deliğe düşüp takas yapmaya başlıyorlar bereç çalışan elde ediyorum. Niye bu kadar piglin'e ihtiyacımız var? Ee, çünkü tek piglinle tak yani takas yaklaşık 3,5 saniye falan sürüyor bir tane piglin takası. 60 tane, 70 tane gold ingot'ın takası yani sizin çok rahat böyle bir 6-7 dakikanızı alacak ve onunla bile düzgün bir şey çıkmayabilir. Ama orada 12-13 tane piglin olduğunda bu takas yaklaşık 1 dakika bile sürmüyor. O yüzden öyle. Ee, şu anda benim aradığım bu arada birkaç şey arıyorum. Bunlar mecburi değil. Tek mecburi şey burada eğer yatağınızın olduğunu varsayıyorsam Ender Pearl. Optimal şey 13 yani 12 Ender Pearl bile çıkabilirsiniz aslında buradan. 12 Ender Pearl bulursanız çıkabilirsiniz. Ama ben biraz daha safe tarafına oynuyorum ee, daha hani dekorumu inanılmaz kısaltmaya çalışmadığımdan dolayı. Ben genellikle 14 Ender Pearl e, bulmadığım sürece çıkmıyorum. E, bu dediğim gibi speedrun'ınıza göre şey de çok değişiyor. Ender Pearl'ün de aradığınız yapı da çok değişiyor. Benim mesela e, ben bazen blind run, blind travel yapacaksam ki blind travel'ı açıklayacağım ileride. 10 tane Obsidian arıyorum. Yatak yoksa string arıyorum. Yaklaşık 7 yatak yapabilecek en azından. E, olabildiğince şey yapabilirsiniz. E, bu arada iki tane blok koymanıza gerek yok itemleri almak için. Bir blok koyduğunuzda alabiliyorsunuz işkence yapmayın. Ee, bu randa dediğim gibi bana 11 tane çıktı Ender Pearl. Ben de riske atmak istedim. Ki riske atabilirmişim bu arada. Run'ın sonrası devamını izledikçe anlayacağız. O riski alabilirmişim. Yani rekorumu daha da kısaltmaya çalışıyorsam alırdım o riski. Ee, ama Treasure run'ından çıkaramazsanız e, bütün altınları tavsiyem burada ortada zaten hayvan gibi de altın var yaklaşık 8-9 blok ama şurada e, lava slime Spawner var, ona dikkat edin. Bu lava slime'lar da hayvan gibi vuruyor. Hiç küçümsemeyin. Bastion'u bulduktan sonra işte Fortress. Normalde Fortress'ı bilmeniz gerekiyor veya Fortress'a blind atıyorsunuz, yani Fortress'ı arıyorsunuz. Birçok kişinin kullandığı, Spidran'ın kullandığı bir taktik var. Bu kanıtlanmış bir şey değil ama olasılık daha fazla. Fortress genellikle Bastion'un tam tersi çeyrekle çıkıyor. Şimdi Paint geliyor. Hazır olun. Ee, bütün koordinat sistemini şöyle düşünün. Ee, burası artı artı. Zaten normal matematikten bilgi olmanız lazım bunu. Sözler, dilciler geçmiş olsun. Ee, a, burası şu x, bu z Minecraft'ta. Ee, artı artı, eksi artı, e, yani bu birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü quadrant diye geçiyor bunlar. Mesela bastion bu bölgedeyse Bastion bu bölgedeyse Fortress'ın tam tersi kadr kadranda olma olasılığı daha fazla oluyor. Yani basyon artı artıdaysa e, Fortress'ın eksi eksi de olma olasılığı çok daha fazla. Bu yüzde yüz değil. Yani yüzde yüz kanıtlanmış bir şey değil bu. Hani her zaman böyle çıkmıyor. Ama böyle çıkma olasılığı daha fazla. O yüzden tavsiyem yani bastiyonunuz neredeyse artı artıdaysa onun tam tersi kadranına koşmanız daha mantıklı oluyor. Mesela eksi artıda o zaman artı eksiye koşmanız gerekiyor. Bu tamamen şans. Dediğim gibi Fortus biraz şans olayı. Ee, ben genellikle Fortus ararken de şöyle yapıyorum. Ee, maksimum 250-300 blok etrafında dönüyorum. Yani buralar 250 blok falan oluyor, 350 falan oluyor. Çok zorluyorsam 400'e falan çıkıyorum ama olabildiğince düşük tutmaya çalışıyorum. Çok fazla dolaşmıyorum. Ki bu randa bir kere 400'e falan gittik. 420 gitsek görecekmişiz ama şans. Ee, burada işte dediğim gibi Fortress'ı arıyorum. Ee, Fortress'ı ararken burada yapmadığım bir taktik var ama Fov'u Quake Pro'ya çekerseniz çok daha fazla alan gördüğünüzden görme olasılığınız artabiliyor. Hem Quake Pro modunu alıp hem de Third Person'dan bakarsanız daha rahat görüyorsunuz. Fortress'ı buluyorum. Fortress'da bu arada şöyle bir şey var. Onu tam nasıl anlatabilirim biliyorum. Anlatamam. Bir. Burada yaptığım şey bu tam doğru bir hareket değil bu arada. Daha iyi yapma yolun temi var. Ama e, atılabilir potion'ınız varsa Fire Resistance potion'ınız varsa kafa hizasına atın. Kafadan e, potion'ı kafadan yediğiniz zaman aldığınız e, efekt daha yüksek oluyor. Burada tam kafadan atmıyorum. Havaya atıp kafanıza denk getirmeniz gerekiyor. E, o yüzden yere atmak yerine kafanıza atarsanız daha fazla potiyon e, efekti alabiliyorsunuz. Normalde bir dakika, iki buçuk dakika falan alıyorsunuz. Aynen gafa. Böyle minik bir taktik var. Ben burada yanlış yaptım da onu. Eee, Fortress'larda şimdi şöyle bir şey var. Eee, Blaze spawn olabilecek yerler var. Mesela az önceki yer Blaze spawner olan bir yer değil. Orası sadece Blaze'lerin random dolaştığı bir yer. Blaze spawn olabilecek yapıları zaten çok ba yani belli bir koridorun sonunda oluyor genellikle. Genellikle iç durumlar iç yerlerde olmuyor. Eee onu biraz deneyimle yani oynaya oynaya öğreniyorsunuz oranın nasıl oldu. Mesela bu ben bu tarafta olmayacağını biliyorum. O yüzden öbür tarafa bakıyorum. Burası yine çok kapalı aşağıya falan giden bir yer. Burada da olmayacağını biliyorum. O yüzden daha açık bu uzun koridorlara bakmaya devam ediyorum. Ha burada mesela burada biraz şansa buluyorum ama <laughs> yani şu yapıyı arayacaksınız. Zaten şu fensleri, bu çitleri görüyorsanız kesinlikle burada Blaze Spawner var. Blaze Spawn'larına da tavsiyem ee, şu olur Zaten şu anda Fire Resistance'ım olduğu için çok umursamıyorum Çok yaklaşmayın bu herifler hit, şey, hit damage de veriyor Ben genellikle ee, şöyle yapıyorum Blaze savaşlarında Şimdi <laughs> en yukarıdaki çitten dümdüz buraya doğru kendime doğru Bunun tepesine bir tane yapı yapıyorum genellikle Kapatıyorum o bölgeyi Bunu kapatmamın sebebi Blaze'ler sen alttan vurursan yukarıya doğru ben benim ihtiyacı bana ihtiyaçları var diye yükselmeye başlıyorlar böyle Allah'a doğru. Onların yükselmesi kanser ediyor. O yüzden yükseltmemeye çalışın. O yüzden tavsiyem bunun tepesini herhangi bir blokla kapatın. Ondan sonra altını kazın. Bütün spawnların. Altını kazmanızın nedeni de ne, Blaze'lere ne kadar fazla alan verirseniz spawn olmak için 1-2 Blaze yerine 4-5 tane Blaze spawn oluyor bir seferde. Ne kadar fazla Blaze spawn olursa zaten Blazer adı düşürme şansı o kadar artıyor. Ee, ben 7 tane Blazer adı topluyorum minimum. 8 de olabiliyor hani şanslıysam direkt hani o run sırasında geliyorsa 8 de topluyorum ama 7 de çıkıyorum genellikle 7 topladığımda görüşürüz diyorum. 6'da da çıkabilirsiniz kendinize inanıyorsanız 12 tane gözle yapabileceğine inanıyorsanız o 6'da da çıkabilirsiniz ama 6 çok büyük bir risk. Çünkü hiçbir göz gelmeyen e, şeyler gelirse portal gelirse 6'da bir göz kırıldığında oran iptal oluyor. Evet bak dedim ki 6 kazıyorum. 6 kazmanın sebebi ee, daha fazla şey çıkarmak. Spawner çıkarmak. Şimdi burada blind travel diye bir şey yapacağım. E, bunun tam lokasyonlarını size ben söyleyemem. Ama bunun spesifik lokasyonları var bu arada. E, ben mesela şu anda e, 15'e 190 noktasında atıyorum. Bunun birkaç tane lokasyonu var. 0'a 220, 0'a eksi 220, 220'ye 0, eksi 220'ye 0 gibi, 150'ye 150 gibi noktalar var. Bunu internetten araştırabilirsiniz. Blind Travel Locations diye bakabilirsiniz. Ben ezberimde bilmiyorum bazı şeyleri. Birkaç noktasını biliyorum ama hani şey olarak. Birkaç tane Blind Travel Lokasyonları var. Bu şöyle bir şey. Dur, Onu direkt gösterebilirim hatta. Şöyle bir resim var, ee, burasını spawn olarak düşünün, A asıl ana dünyanızda 0 sıfır lokasyon diye düşünün. 0-0 ee, lokasyonundan en yakın strong oldunuz 1200 blokta, en uzağı 1800 blokta. Bu ilk ring olarak geçiyor. İlk ringde 3 tane strong olma olasılığı var, 3 daha fazla olmuyor. Ama o üçü burada, burada ve burada olabilir. Bu taraflarda hiç olmayabilir. Sonra ikinci ring geliyor. Şimdi ee, biz blind travel atarken ilk ringin 1500 bloğuna falan geliyoruz. Yani şanslıysak direkt tam içinde spawn olabiliriz. Ama şöyle de bir şey var blind'ın kötü bir yanı şu. Bizim şu anda yaptığımız blind bu arada bayağı güzel bir blind olacak. Ama blind'ın şöyle kötü bir yanı var. Blind çok sizi çok uzak bir noktaya da çıkartabilir. Ee, mesela strongholdlar burada, burada ve burada diyelim. Siz buraya, şuraya mesela blind atarsanız yani hayvan gibi yürüyeceksiniz. Buradakine de 1000 blok yürüyeceksiniz. Buradakine 1500 blok yürüyeceksiniz. Buradakine de eee pardon hatta daha da fazla. Buradaki 2000 şey 1500 yürüyeceksiniz. Burası 2000 yürüyeceksiniz. Burasına 1500 yürüyeceksiniz. Yani Dediğim gibi oradaki şey çok kritik. Yani attığınız blind bir noktada şans oluyor. Bunun educated versiyonu var. Educated'ı ben bu şeyde anlatmayacağım. Ee, bu run'daki blind çok güzel. Neden olduğunu da göstereceğim. Bu blind'in güzel olmasının ilk sebebi denizde doğmak. Ee, denizde doğmak inanılmaz işe yarıyor. Stronghold'u ararken. Çünkü denizde bir yunuslar var. İki e, botla gidebiliyorsunuz. Normalde normal dünyadan deniz olmayan kısımlarda dağdan, ağaçlardan, carttan, curttan paso sağa sola koşmanız gerekiyor. Bu da sizi inanılmaz yavaşlatıyor. Botta öyle bir şey yok. Direkt go yapıyorsunuz. Hatta herhangi bir yunus bulursanız F5'i öyle bir limitleyebiliyorsunuz ki şey ka kamera açısı öyle bir limitliyorsunuz ki o yunus size sonsuza kadar beraber yüzüyor. Böyle de bir şey var. Ee, dediğim gibi bot yapıyorsunuz. Bot yaptıktan sonra e, göze atıyorum. Göze attıktan sonra şeye bakmanızı açıya bakıyorum direkt. 71.9 mesela buradaki 71.9 açısıyla devam etmem lazım. Gözleri kaybetmeyin de. E, buradaki blind travel'ım galiba benim e, 350 veya 400 blok. Gayet iyi bu arada. Normalde hani direkt içine blast spawn olanlar var ama 600 blok ve aşağısı blind travel inanılmaz iyi. Bot yapacak odun yoksa res atıyoruz herhalde. Ee, bot yapacak odununuz yoksa direkt denizin içinde doğduysanız sağda solda pearl atıp gidebileceğiniz bir şey varsa onu yapabilirsiniz veya yunus varsa yunusla en yakın adaya gidebilirsiniz dediğim gibi yunusu kitleyebilirsiniz kendinize veya tamamen yani direkt res atmaya da gerek yok. Burada şanslıyım expose stronghold diye bir şey oluyor. Stronghold yerin üstünde doğuyor suyun altında mı yerin üstünde doğuyor o yüzden stronghold'un yerini görebiliyorum. Görmüyorsanız bu arada veya ne şeyde direkt overworld'den bir dağın altında olduğunu biliyorsanız giriş çankı diye bir şey var. Göz her zaman e, Stronghold'un strong giriş merdivenini gösterir. Bir tane giriş merdiveni %100 spawn oluyor. Giriş merdivenini gösteriyorsa o çankın içinde hani Minecraft'ta her şey 16 16 çanklara bölünmüş durumda 16 16 mı 24 24 bilmiyorum da ee, o çankın 4'e yani x olarak 4, y z olarak da 4 lokasyonunda spawn oluyor. Onu da şuradan bakabilirsiniz. Mesela bu 11 3 11'de 13'teyim. O çankın 11'e 13'ündeyim. 11 11'e 13, ee, 11 e 13 yerine 4'e 4'üne giderseniz direkt e, spawn yani ana ilk giriş merdiveninin tam başından girebilirsiniz. Bu da çok önemli bir şey. Niye olduğunu da göstereceğim. Ama böyle expose strong olduğunuz varsa ışık gelen yerlere bak, bakmanızı tavsiye ederim en başta. Ben burada bir tanesine bakıyorum. Çünkü ışık gelen bir tane var dışarıdan O da yanlış. Mesela böyle bir ışık geliyorsa buraya bakmanıza gerek yok. Bu kadar açık olmuyor portalın olduğu nokta. Portalda lava olduğu için oradan ışık hüzmesi sızıyor. Ama bu kadar açık olmuyor. Tek bir blok açık oluyor. O blokun içinde de demir var. Demirden dolayı sızıyor. Ee, burada yok. Ben burada boşu boşuna gidip içine bakıp ee, dışarı çıkıyorum bu benim hatam tam ortasından girerseniz zaten aşağı su bırakırsanız da damage yemezsiniz niye buradan girmek spam merdiveninden girmek önemli burada manyak gibi creeperlarla savaşırken onu anlatayım şu yüzden önemli ee, %100 olmasa da bazen şanssız durumlarda bu değişiyor %100 değil bu taktik ama genellikle stronghold spawnlanırken giriş merdiveninden maksimum 6 kapı uzaklıkta portal spawnlanıyor. Her zaman böyle değil dediğim gibi. Yani 12 14 kapı olan ranlarda varmış. Ama ee, çok şanssız değilseniz maksimum mesela burada kaç kapı geçtik sayalım. Birinci ee, şurada mesela buraya girdin. Buraya girdikten sonra giriş kapısından girdin. Bu birinci kapı. Bu ikinci kapı. Bu üçüncü kapı çünkü farklı bir şey geçiyorsun. Bu dördüncü kapı, dördüncü kapıda zaten buluyoruz direkt. Ondan sonra burayı, ya burada iki taktik var. Ee, ben bunu birisinin birisini, kastı birisi yapmıyorum. Burada bu spawnları kırmak yerine dümdüz lavanın içine atlayıp ortaya blok koyup safe bir şekilde göz koyabiliyorsunuz. Ama arkamdan bir tane iskelet sesi duyduğum için ben burada ortaya gitmedim. Çünkü Forsen'in satışını izledim. Yaklaşık iki gün önce bunda. Ee, etrafınızda Okçu abimiz Legolaslarınız varsa onu yapmayın. Ağzınıza ok yiyorsunuz, lava'ya düşüyorsunuz. O yüzden o tür durumlarda daha safe oynayın. Yani Forza'nın durumuna düşmek istemiyordum. <laughs> o yüzden bir tur atıyorum, bunu kırıyorum. Ondan sonra Legolas abimize selam veriyorum. Şimdi burada birkaç taktik var. Bu end'de ben bir yapmıyorum o taktiklerin neredeyse hiçbirini. Ee, bir, e, normalde bir ııı e, West East veya North South taktiği var. West East taktiğinde ikisi de teknik olarak aynı ama North East e pardon West East daha kolay. Ee, güne şeyde batıdaki veya doğudaki kuleler e ejderhanın dolaştığı noktaları içeriyor. Bu bloklarda bu ejderhanın e şeylerinde e kuzey, pe, bat, güney ve Doğu ve Batı kulelerinde 123. Y düzlemine çıkarsanız ejderhanın inme olasılığı daha fazla. Ejderha inmesi niye önemli onu da göstereceğim ama hani öyle bir taktik var. Kullanmak zorunda değilseniz çok şanslıysanız direkt ejderha çat diye de inebilir. Ama yani ejderhayı illa indirmeye zorlamak istiyorsanız Öyle de bir taktik var. İndirmeyi tamamen zorlamıyor ama şansını çok fazla arttırıyor. Şimdi ben burada şunu yapıyorum. Bu Obsidian bu arada. Crying Obsidian ama Obsidian. Normal Obsidian'la de yapabilirsiniz. Crying Obsidian'la de yapabilirsiniz. Bir yapı kuruyorum buraya. Alttaki kurduğum yapı önemli değil. Burası önemli. Şeye kurduğum. Ee, asıl Perch noktasına. Buraya bir tane yana blok atıyorum. Bir de onun tepesine atıyorum. Tepesine attığım asıl önemli. Altına koyduğum önemli değil ama tepesine e, yaptığım önemli. Buraya yatağı koyuyorum çünkü taktiğimiz bu olacak. Amacımız şöyle olacak. Yani şu şekilde oynayacağız. Burasını ileride çok yap yapacağım şey bakmıyorum. Ee, burada durup yatağı çünkü buraya koyuyoruz. Şuraya kendimizi sıkıştırıp yatağı da posu buraya koyabilir şekilde hazırlıyoruz. Yatakla patlatacağız. Çünkü bilmiyorsunuz Nether'da ve endde yatağa tıklarsanız yatak direkt patlayıcı TNT efekti yapıyor. Bu da ejderhaya zıtcalar veriyor. Burada ben kenarda bekliyorum. Ee, bu galiba ben aynen saatte bekliyorum. South North'ta da hemen kulenin yanında beklerseniz orada da ejderhayı indirme ye zorlama şeyi var. Ama bu çok ondan değil. Bu direkt şanslıydı tamamen yani burada. Hızlı indi. E, ejderha bu arada random bir şekilde iniyor elinde sonunda. Pörçleme dediğimiz hareketi random yapıyor. O yüzden Ender Pearl'ünüz varsa her zaman elinizde tutun ve acil elinizde bekletin. Pörçleyeceğini nereden anlayabilirsiniz? Yani %100 anlama yöntemi var. Burada mesela pörçleyeceğini ben direkt anlıyorum. Pörçleyeceği zaman ne yapıyor biliyor musunuz? Dediğim gibi spesifik dolaştığı nodlar var. Ejderha'nın. Bunun internette nereler olduğunu bulabilirsiniz. Mesela bu e, yine kuzey batı kulesi batı kulesinin tam tepesinde içinde bir tane var. Bu e, porsiliye zaman bu ortaya ineceği zaman ejderha bu noktalardan birisine gidip dolaşmaya başlıyor. Dolaşmaya başlamaktan kastım e, mesela güney veya kuzeyden inecekse çok fazla dolaşmıyor çünkü bu dediğim gibi buradaki node bu kulenin en tepesinde. Kulenin en tepesine kadar çıkmak zorunda o yüzden. Kulenin en tepesine kadar çıkıyor, çıkıyor, çıkıyor. Sonra 0 ile 20 arasında bir tane random sayı atıyor. O kadar daha yükseliyor. Ondan sonra ortaya gelip inmeye başlıyor. Ben o yüzden anlıyorum. Mesela bak burada dönüyor. Burada paso dönüp 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 dönüp, dönüp şeye yükseleceğini anlıyorum. Hani ortaya inişe geçeceğini anlıyorum. Bütün kuleye çıkıyor, çıkıyor, çıkıyor. Mesela kuleye çıktı. Random 0 ile 20 arasında random atıyor. Büyük ihtimalle 5-6 10 blok falan atıyor burada. Bayağı bir dolaşıyor çünkü. Ondan sonra şeye geliyorum. Ortaya geliyorum. Bayağı yükselmiş bu arada. Harbiden 20 falan atmış yani. Maksimum randomunu atmış galiba. Köşeye geçiyorum. Köşeye geçtikten sonra pozisyonumuz bu. Pozisyon bu oluyor abi. Buraya yatak koyuyorsun. Patlattıkça buraya yatak koyuyorsun. Yatakları Abanmıyorsunuz bu arada yataklar için. Nasıl yapacağınız için bir tane şey var, ee, speedrun map'i var hatta açıklamalara speedrun map'ini bırakırım. Olay şu, hitboxlara çok dikkat edersiniz ejderhanın, ejderhanın kafasına bakıyorsunuz arkadaşlar, şu küçük kübe bakıyorsunuz. Bu küçük küp dönerken yatağın üzerine kafasından normal modelinden daha önce geliyor bu küçük küp tam yatağın üzerindeyken patlatmanız gerekiyor ki ben bunda çok eksik yapıyorum galiba 8, 8 yatakta yapıyorum inanılmaz fazla yatakta yapıyorum normalde 5 ve 6'da yapılabilmesi lazım iyiseniz 4'te bile yapıyorsunuz da Şimdi inmesini bayağı bekleyeceksiniz. Ee, ama tamamen de indirmeyin. Tamamen indirirseniz de yatağı patlatıyor. Tamamen perşlerse de e, yatağınızı yok ediyor. Siz bu run'ı yapamıyorsunuz. lazım. bir sürü daha beklemeniz lazım inmesi için. Ben bak tam döndüğü anda Burada geç patlatmışım hatta Bu baya kötüymüş Burada 16 filan can, ver, can götürmüşümdür Burada aslında tam vurmam gereken nokta Şurası Bak tam bu İyi patlatmışım aslında ha. Yok iyiymiş Fikrim değiştirdim Tam kafası şeyin üzerine geldiği anda patlatıyorsunuz Evet iyi, vurmuşum bu arada bir şey vurmuşum Bayağı iyi vurmuşum bunda Ondan sonra tekrar dönüyor Burada mesela kötü vurmuşum Burada vurmam gerekirken biraz daha geride vurmuşum. Tekrar. 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 Böyle. Ondan sonra da tamamen ejderha ölüyor. Yani olay orada bu büyük kare değil. Şu küçük kare. Bu küçük kare tam yatağın üzerindeyken patlatmanız gerekiyor. Ondan sonra da speedrun bitiyor. Bundan daha farklı taktikler de var. Her run daha farklı. Shipwreck taktiği var. Ee, Monumun taktiği var. Yine denizde ee, bu Guardian'ların bulunduğu şeyde. Yani çok çok fazla taktik var. Bunların hepsini öğrenmek istesiniz. Yerine gelebilirsiniz. Çünkü ben yayında kendim öğreniyorum. Ben de hiçbirini bilmiyorum neredeyse. Şu anda hatta Blind Travel yerine e, yeni bir taktik daha var. Blind Travel yerine Divine. Daha sonra bir Educated Travel var. Bir de Divine Travel çıktı şimdi. Önümüzdeki haftaya falan onun nasıl olduğunu öğreniriz. Çünkü tam bilgileri daha sızmadı onun. Çizgileri nasıl açıyoruz? Ee, Çankların çizgilerini açmak için F3G'ye basıyorsunuz. Hitbox'ları açmak için F3B'ye basıyorsunuz. Offstream oynamıyorum hayır. Ee, Monument'ta yoğunluk şeyi e, kazma debuff'ını engellemek için iki çanka indiriyorsun ama belli bir açıdan girmen lazım. Onu da ben %100 bilmediğim için çok anlatmak istemiyorum. Ama dediğim gibi yani yayınları e, yayınlarda daha fazla taktikleri hem öğreniyoruz. Yeni bir bizden daha benden daha iyi bilen çok izleyicim var. Oradan daha şey yapıyoruz. O yüzden de e, yayında izlerseniz de daha mantıklı olur. O yüzden YouTube'a da selamımı söylüyorum. Gelin yayınlara. Böyle. EBA'mız bu kadardı bugünlük. Aynen. Bugünlük EBA'mız bu kadardı. YouTube'a selamlarımı da iletiyorum. Görüşmek üzere. Bu konu sınavda çıkacak arkadaşlar.